Babamızın mesleği olan balıkçılığı çok ufak yaşlarda bıçağı sevmekle başlayarak bu mesleği kendimize aşk olarak bir yere getirdik. Bu aşkımızı şu an farklı şekilde çeliğin, derinin üzerine işlediğimiz Osmanlı yani Çin'i motifleriyle Kütahya'mızın bu konuda bize verdiği çok büyük bir şey var. Çin ile yorulduktan sonra bu işi bıçakların ve çeliklerin üzerine yapmaya başladık. Bıçağın aslında sadece kesici alet olarak görülmesine karşıyız. Çünkü bir kasaba bıçak lazım, bir berbere makas lazım, bir gittiğiniz şefe ihtiyaç olarak yediğiniz yemeğin önüne bıçak lazım. Bıçağın bu anlamda sanatsal bir değerde olduğunu ben burada özellikle vurgulamak istiyorum. Ki Kütahya biliyorsunuz bildiğiniz gibi dünyaya bu konuda nam salmış bir şehir. Hem kuruluşun kurtuluşun şehri olduğu kadar sanatın da sanatkarın da şehri. Biz motiflerimizi özellikle Çin'i motiflerimizi bundan önce kullanılan yabancı motifler yerine kendi motiflerimizi Türk halkına gösterdiğimiz gibi bütün sanat anlamında bu işin ne kadar önemli yerde olduğunu, Kütahya'nın bu konuda bu işe biraz daha farklı bir nefes getirdiğini düşünüyorum. İşimizin en çok sevdiğimiz tarafı sanatı insanlara farklı bir açıda ya bakın bu işte sadece bıçak değil. Bu bir sanat. Bunu baktığınız göz sizi yansıtıyor aslında. Yani ruh haliniz o anki verdiğiniz işle beraber sizi farklı bir yere taşıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bıçak sadece bir kesici alet değil, sanatla birleştiğinde ruhunuza gerçekten güzel bir şey veriyor. Efendim. Şimdi Türkiye'nin her şehrine, dünyanın da birçok şehrine işlerimizi yapıp ulaştırmaya çalışıyoruz. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İran, Fas, Kazakistan, Türkmenistan, kendi Türkiye Cumhuriyetlerimiz olduğu kadar dış, yani Avrupa ülkelerinde birçoğuna gönderiyoruz. Orada çok büyük aşçılara yaptığımız özel yani şeflere yaptığımız bıçaklar var. Burada bir de şöyle bahsetmek istediğim bir konu var. Bu fiyat aralığı 150, 200, 300, 5000, 5000 dolar, 7000 dolara kadar yaptığımız bıçağımız var. Yıldan beri bıçakçılıkla uğraşmaktayım. İlk mesleklerimden bir tanesi çencilikti. Çencilikte Kütahya'nın en güzide ustalarıyla çalışmanın verdiği bazı avantajları kendimiz de birçok yerde kullanabildik. Bıçakçılıkla başladık. Zaman ilerledikçe deri işlerine de girmek zorunda kaldık. Çünkü bıçaklarımızın kılıfları deriden oluyor. Ve bıçakçılığı şu ana kadar gelmiş ve alışmışın dışında bir şekilde yapmaya başladık. Biz kendi kültürümüzü yaptığımız işe yansıtmayı hep istedik. Çincilikle alakalı bir bağımız da olduğu için Osmanlı motiflerinin en çok kullanıldığı yerlerden birisi de Kütahya'dır. Çincilik vasıtasıyla. Ve biz Osmanlı motiflerini deriye uygulamaya başladık. Bu iş bizim için çok farklı. Daha çok yaptığımız işimiz değil, en büyük aşkımız. Sabah bununla kalkıyoruz, akşam bununla yatıyoruz. Hemen. Abi buyur. Sen tamam.